Merhaba sevgili satranç severler. Bugün kendi oyunumu incelemek istedim artık. Beyazlarda ben oynuyorum. Siyahlarda Balıkesir il birincisi oynuyor. 2013, 10 yıl önce Türkiye Satranç Şampiyonası UKD 1656. Beyazlarda ben, Yavuz Donat. Siyahlarda Mehmet Hatipli, Balıkesir il birincisi. Çok aktif bir sporcu. UKD 1944. Aradaki makasa dikkat edin. 300 puan fark var şu an. Bakalım neler olmuş bu partide. 2013. O zaman tabii ben 30 yaşındayım. Hatipli ise 34 yaşında. Benden 4 yaş daha büyük bir sporcuydu. Daha da tecrübeliydi. E4 ile başlıyorum. Şah piyonu açılışı. C5 Hatipli'den Sicilya savunmasının belirleyici hamlesi. At F3 gelişim. At C6 Hatipli'den Sicilya'nın eski ana hamlesi. D6 ve E6'dan sonraki en önemli hamle tabii ki D4. Açık Sicilya'ya girmek istiyorum. C alır D4. O zaman çok ciddi anlamda böyle teorik olarak böyle açılış bilgim de yoktu ama birazdan göreceksiniz. Yaklaşık 17-18. hamleye kadar hatasız oynuyoruz her ikimiz de açılışı. O biraz daha tecrübeliydi tabii turnuva açısından bana göre. C alır D4. At alır D4. At F6 piyonumu istedi. At C3 piyonu koruyoruz ve E5. Hatipli Pelikan'a giriyor. Eski adı Lasker Pelikan. Sonraki adı Sveshnikov Chelyabinsk varyantı olan açılış. Şimdi fikir tabi merkezdeki atı kovuyor ama bu da D6 karesinde bir oyuk yaratıyor. D5 karesinde zayıf bırakıyor. Şimdi tabi burada doğal hamle at D5 zıplamak. D6'ya girip fil çiftini almak istiyorum. D6 sürdü. Fil G5 ana hamle açmaz. A6 atı sorguladı. At A3 ve B5. Tabi B4 sürmek istiyor. Atlarıma çatal atacak. At D5 zıplıyorum. Açmazdaki ata saldırdım. Fil E7 ile perdeledi. At alır E7. Alıyorum bunu. Şimdi açmazı devam ettirmek istiyorum. At alır E7'den sonra burada fil E7 ile GF7 piyon yapısını bozabilirim. Ancak fil çiftinden vazgeçmiyor. Fil D3 ile devam ediyorum. O da atını G6'ya oynamış oldu. Şimdi C3. Burana kadar zaten bilgisayar tamamen teorik olduğunu söylüyor. H6 filimi sorguladı. Filden şimdi vazgeçiyorum. Fil F6 fili geri çekmek yerine. Şimdi vezir F6'ya at C2 dönüyorum. Atımı oyuna sokacağım. Kısa roktan sonra at E3'ten D5'e zıplamak istiyor. Fil E6. D5'e gelmesi halinde ata vuracak tabii ki. Hazır bekliyor. Ve şimdi siyahların A6 B5 piyon yapısına karşı beyazlarla sıklıkla yapılan bir hamleyi oynuyorum. A4. A6 B5 piyon yapısını bozmak. B alır A4 alınca kale alır A4. A6 piyonuna basıyorum. A5 sürünce şimdi vezir A1 ile tekrar bastım. Ancak bilgisayara göre bu şüpheliymiş. Vezir C2. Vezir fil bataryası daha iyi olurmuş. E4 piyonu da koruma açısından. At F4 zıplayabilirmiş siyahlarda. Bana da rok atmamı tavsiye ediyor. Oyunda ben rok atmadım. İzleyeceğiz şimdi. Vezir A1. Kale F8 oynuyor siyahlar. Şüpheliymiş. At F4 zıplamak fili istemek daha iyi. Fili C2'ye çekerdim ben de. Zaten oyunda da birazdan çekiyorum. Kale F8'in fikri tabii ki B2'ye bastı. Ben A5 alırsam o da B2 alacak. Koridor matı da yok burada. Dikkat edersek alışlardan sonra alır. Ben alırsam siyah kale iniyor. B piyonunu alıyor. Koridor matı yok. At perdeleyebiliyor. Şahın zaten hava deliği var. Dolayısıyla siyahlar rahat bu hamleyi oynarken. Şimdi B4 ile bastım tekrar. A piyonu açmaz da alırsa tabii kalesini alacağım. Siyah kaleyi. At F4 oynadı umursamadan. Hem filimi istiyor hem G2'ye bastı. Fili C2'ye çekiyorum. Az önce bilgisayarın gösterdiği varyant. Vezir G5 ile G2'ye tekrar bastı ama şüpheli. Daha iyisi kale C8 ile geri kalmış C3 piyonuna baskı yapmakmış. Buna kale alır A5. Kale A5. B alır A5'ten sonra A piyonun geçer olurdu ama oyun tamamen eşit çünkü siyahın da karşı şansı var. Yani bu piyonu destekleyen vezir burada kaldığı sürece siyahın vezir fil at üçlüsü ve siyah kalede piyonu henüz alamıyor ama buraya yaptığı baskıdan dolayı siyaha eşit şans veriyor bu pozisyon. Hemen kazanç yok. Yani A piyonu geçer diye hemen kazanamazsınız. Vezir G5'e geri gelelim. Şimdi G3 ata saldırdım. At H3'e girdi. Rok atmayı engelliyor. Kale A5 artık alıyorum. Kale alır A5, B alır A5 ve A piyonum geçer. Ancak bu piyonun oyunla hiç bilgisi yok. Oyunu ilginç bir şekilde E4'teki piyon kazandıracak. Vezir F6 geri döndü ve F2'yi istedi.
Tabii rok atamıyoruz. Kale F1 ile korudum. At G5 döndü. F3'e girmek istiyor. F4 ile girişini engelliyorum. E alır F4. Kale F4. Vezire bastım. Vezir E5'e girince burada soru çekmişim. Şah D2. Evet, roktan artık tamamen vazgeçiyoruz. Zaten imkansız oldu rok. Kalenin biri yok. Öteki zaten hamle yaptı. Şahımı merkezileştirme peşindeyim. İlginç oynuyorum gerçekten. 1900'lük rakibe karşı. Şah falan merkezde geziyor ama çok rahatım. Etrafımda tabii filim var, atım var. Kalem piyon tarafından koruluyor. E4'teki piyonu hem kale tutuyor hem fil tutuyor. C3'teki piyonu hem vezir hem şah tutuyor. A5'te geçerim var. Ya siyah şah çok konforlu gibi ama birazdan göreceksiniz. Aslında beyaz şah konforlu. Burada daha iyisi geçer piyonu sürmekmiş. Çünkü at H3'ten sonra kale F1 dönebilirdin diyor bilgisayar. Geçer piyonun ilerlemesi oyunu bana kazandıracakmış. Şimdi şah D2 soruma siyahlar da D5 ile fırsat kaçırmış bilgisayara göre. Daha iyisi kale B5 A5'e basmak. Eğer A6 sürersem kale A5. Vezirin desteğiyle vezirimi püskürtürdü. Vezir F1 A6'yı korumaya devam edersem kale A2 iner. Fili açmaza alırdı. Vezir D3. Şahın etrafında bir ordu var. Evet şah şu an tahtanın ortasında ama şahımın etrafında bir ordu var. Tüm taşlarım şahımın yanında. Dolayısıyla burada kesinlikle beyazın bir zayıflığı yok şu anda diyebiliriz. D5 fırsat kaçırmaya E alır D5 alıyorum bunu. Kale D8 piyonu açmaz alınca önce bir H4 ata saldırı. At H3 yine fırsat kaçırdığını düşünüyor bilgisayar. Burada fil alır D5 piyonu almalıymış. H alır G5 ile atı vermeliymiş. Fil E4 açarak şah. Şah C1. Fil D3 girmeli. At C4 zıpladıktan sonra da vezir E2 dalıp vezir fil batarası yine ata bastı. Vezir A4. Tekrar atı koruyan hamle. Ve çok sıkıntılı beyazlar. Fazladan materyal var, at var ancak beyaz şahın nazik pozisyonuna dikkat. Kalede B hattına geldiği zaman bu şahın işi zor. Ama bilgisayara göre eşit. Materyali verip savunabilirsin diyor bilgisayar. At H3'e geri gelelim. Fırsat kaçırıyor demiştik. Kale D4. Piyonun arkasına geçtim ve kalem çok kuvvetli. C piyonu ve vezir tarafından tutuluyor. Fil C8 çekti artık çünkü dikkat edin. Artık alabilirim. Açmaz yok. Fili tehdit altındaydı. Fili C8'e dönmüş. Vezir E1. Şimdi veziri artık savunmaya getiriyorum. Vezir aynı zamanda dikkat edin G3 piyonun boştaydı. Siyah vezirin bunu almasını engelledi. Vezir C7 A piyonuna basınca şimdi at C4 A piyonu tutuyorum atla. Şah F8 yaklaşmaya çalışıyor şahıyla. Ancak burada artık bu hamlesiyle beraber tamamen bana kazanç D6. Ne demiştim? A piyonu değil E piyonu kazandıracak. E'den D hattına geçiyor. D6 ilerleyişi vezire saldırıyorum. Vezirimi E7'ye inmek istiyorum. Burada en iyi savunma vezir A7'ymiş. Birazdan bakacağız ama oyunda vezir C6 gibi bir soru çekti ve benim hamlemden sonra terk etti. Vezir E7 şah terk. 1950'lik rakibi 34. hamlede deviriyoruz. Yapacağı tek hamle tabii ki şah G8. Devamında vezir kaleyi alırdı. Vezir perdeler onu da alırdık. Koridor matıyla kazanırdım çünkü filim C2 karesinden H7'yi tutuyor. Peki geri gelelim biraz. Vezir C6 soru yerine vezir A7 çekseydi E7 karesini savunacak şekilde burada yine bilgisayarın önerisi veziri ver diyor. Çünkü alışlardan sonra beyaza kazanç oluyor. D alır E7, şah E7, kale D8, şah alır D8, at D6, fil ve piyona saldırı. Şimdi fil A6'dan sonra şah E3 ilerleyişi şah E7'ye at F5 şah şah F6'ya at D4 şah E7'ye fil B3 piyona bastım G5'ten sonra şah D5 burada dikkat edin siyah at zavallı siyah at kaldı kenarda çıkamıyor. Şah D6 file basınca fil F7 GH4 GH4 ve oluşan pozisyonda beyazın fazladan 2 tane piyonu var ve ikisi de geçer. Siyah hatta oyuna zor giriyor. Bakın buraya atlasa bile sonra devamında nereye gidecek? Çok uzun sürecek girmesi. Girebilirse bile siyah bu hatta uğraşırken beyaz piyonlar zaten kazanacak. Beyaz şah çok kuvvetli. At oyundan çıkardı. A5'teki piyon fili kıpırdatmıyor. Beyaz fil serbest. At da serbest. Siyah şah tek başına bir şey yapamaz. Bu pozisyonun beyaza kazanç olduğunu düşünüyor bilgisayar. Oyunda ise tabii ki zaman baskısıyla birlikte vezir C6 oynadı. Rakip vezir C6'dan sonra da benim hamleme terk ediyor ve inanılmaz görüyorsunuz. Pelikan varyantı gibi aktif bir savunmaya karşı beyazlarla
Kendimden 300 puan yüksek rakibi devirmeyi başardım. Tabii galip gelince güzel oluyor da yenildiğimiz oyunlar da var. Onları da ileride fırsat olursa inceleyeceğim. Bugün baktım veri tabanına, böyle pek de kayda değer bir şey bulamadım. Bulamayınca dedim gireyim biraz da kendimi anlatayım. Kendi oyunumu sizlere göstermek istedim. Tabii antrenörlük kariyerinden dolayı, aynı zamanda ki profesyonel işimden dolayı, satranç olmadığı için önceki profesyonel işim, oyunculuk kariyerim oldukça geride kaldı. Ama şu an bıraksanız her işi bırakıp tekrar oynamaya devam ederim. Çünkü oynamak masa başında taşlara dokunmak ayrı bir zevk. O zevki hiçbir şey vermez. Antrenör olmak da veli olmak da yani çok kolay. Dışarıdan kenardan oturup izliyorsunuz. Oturup oynamak en güzeli, en zoru ve en güzeli diyebiliriz. Umarım ileride çok fazla yaşlanmadan, veteranlığa ulaşmadan tekrar sahalara geri döneriz. Evet, beğendiysek beğenip paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Bugün sizlere kendi oynadığım bir partiyi göstermek istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.